Herkese merhaba. Bu hafta bir marka, 5 parfüm videomuzun konuğu Jo Malone markası. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Markanın parfümlerine geçmeden önce dilerseniz marka tarihçesine kısaca bir göz atalım. Seni dinliyoruz Altun. Yine bir parfüm sevdalısı tarafından üretilen bir marka Jo Malone. Joel Lestey Malone tarafından 1990 yılında İngiltere'de kurulan bir şirket. Bu şirketin ana teması nedir? Ev kozmetiği diye nitelendirebileceğimiz işte mumlar, oda kokuları, banyo yağları gibi, bunun içinde tabii ki parfümler de var. Bunların bütününü üretip satan bir firma. Şimdi ben Joel Lestey Malone. Biz ona kısaca Jo Malone diyelim. Aynen ismi gibi. Şimdi Jo Malone ne yapıyor biliyor musun? Aslında kendisi bir çiçekçi. Çiçekçilikten arta kalan zamanlarında güzellik uzmanı olarak çalışıyor. İşte gelenlere kendi müşterilerine böyle ufak zencefilli yağlar falan hediye ediyor. Ve birdenbire bu zencefilli yağların taleplerinde bir patlama oluyor. Herkes gelip ondan zencefilli yağlarından istiyor. Bu o zencefilli yağları çeşitlendiriyor. İşte greyfurtlu yağlar, işte sedirli yağlar falan filan derken bir bakıyor ki artık normal kendi işini yapamaz hale geliyor ve artık tamamen parfümörlüğe yoğunlaşıyor. Sonra 1990 yılında İngiltere'de ilk butiğini açıyor. Orada parfümlerini, işte oda kokularını, mumlarını satmaya başlıyor. Çok güzel. Evet. Daha sonra şirket büyüyor ve 1999 yılında şu anda dünyanın en büyük gruplarından bir tanesi, kozmetik gruplarından bir tanesi olan Estée Lauder Company'ye satılıyor. Biz ona kısaca ne diyoruz? Elka diyoruz. Şimdi bu Elka'nın içinde aslında hangi markalar var biliyor musun? Bak birkaç tane ünlü markalarını söyleyeyim ben sana. Tom Ford, Killian, Frederick Mel, yine kendi ismi olan Estée Lauder. Evet. Jo Malone. Evet. Yani bu şekilde bir grubun bünyesinin altına giriyor. Çok iyi. 2006 yılına kadar bizzat kreatif direktörlüğünü yürütmeye devam ediyor markanın. O zamana kadar kendisi yaklaşık olarak 40 tane falan parfüm çıkartıyor marka için. Jo Malone'un mesela, Jo Malone yapan parfümörlerden bir tanesi Christian Nagel'dir. Evet. O da çok fazla bir şekilde işte bu İngiliz bir frezyalar, bu sesli salatlar hep onun eseridir mesela. Evet. İşte parfümörle parfüm markasının uyumu aslında çok önemli. Çok önemli. Jo Malone'un mesela parfüm sektöründeki en önemli özelliklerinden bir tanesini biliyor musun? Bütün parfümlerinin birbirleriyle katmanlanıyor olabilişi. Birlikte kullanılıyor olabilişi. Evet. Yani aslında sana bir parfüm satarken sana aslında diğer parfümlerini satıyor. Çünkü sen o anki moduna, o anki isteğine göre İki parfümü, üç parfümü birbiriyle katmanlayıp kullanabiliyorsun. Evet. Kendi parfümünü kendin yarattırıyor aslında sana. Bunu mesela başarılı olarak sunan başka bir firma hangisi? Eccentric Molecules. Onu da Eccentric'in farklı veriyor, Molecules'ine farklı veriyor. Ve hepsini birbiriyle kullanabiliyorsun. Bu aslında bir ticari başarıdır. Bu aslında bir ticari zekadır. Çünkü sana bir parfüm satarken aslında sana diğer parfümlerin de hepsini satmış oluyor bir nevi. Doğru. Seni tek bir parfümde bırakmıyor. Ve sana kullanma özgürlüğü sunan bir marka. İstediğin parfümü, istediğin parfümü katmanlayıp kullan diyor sana. Çok önemli şeyler bunlar. Kesinlikle. Benim anlatacaklarım daha çok var ama çok da fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bence parfümlerine giriş yapabiliriz. Şimdi parfümlere geçiyoruz o zaman. Markanın parfümlerinden ilki Woods Edge and Sea Salt. Markanın lokomotifi diyebilir miyiz? Jo Malone demek, Sea Salt demek, Sea Salt demek, Jo Malone demek. O kadar. O kadar. Kokusu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tam bir yazlık parfüm. Yaz gelmesiyle beraber zaten kadınların en çok tercih ettiği parfümlerden bir tanesi bu Woods Edge. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu parfüm için yazı beklemeye bile gerek yok. Bu parfümü sık ve yaza ışınlan. O kadar güzel. Yani o kadar naif ve o kadar sade bir harmanı var ki aslında. Ki Jo Malone parfümleri zaten tümü zaten bu şekilde. Hani diyor, dedim ya başta da birbiriyle katmanlanabilen parfümler. Evet. Bu parfüm katmanlanması da gerek yok. Bu parfümün sık ve huzur dolu. Bu parfüm ne biliyor musun? Bizim Çeşme'de, tamam mı? Böyle Çeşme'de mesela ada çayı çoktur. Bu parfüm o ada çayıyla etrafı çevrilenmiş, taştan duvarları olan yazlık bir ev. Böyle panjurları var. Panjurları ahşap, mavi kapaklı böyle. Evet. Anladın mı? Bahçesinde portakal, mandalina, limon ağaçları olan, tamam mı? O evin içindesin. Bir sabah uyanmışsın, çıkıyorsun, önünde dümdüz böyle bir yol var. Yolun sonu denize çıkıyor. Giderken sağın solun sürekli böyle yeşil portakal ağaçları, işte limonlar, greyfurtlar. Yani bu şekilde bir yoldan yürüyorsun. Ayağında parmak arası terliklerin, altında bir tane efil bir şort, üstünde bir tişört, tamam mı? Mis gibi o yoldan ilerlerken hissedeceğin koku bu. Bu bir ambiyans kokusu. Tam bir yaz parfümü. O portrenin
resmedilmiş, şişelenmiş hali bu Sad and Seesaw. Yazın gelişini zaten artan grafiğiyle anlıyoruz. Satış grafiğinden anlıyoruz. Yazın geldiğini zaten ben havalara bakarak anlamıyorum. Tabii. John Mayon, bu Sad and Seesaw'u açıyorum, bakıyorum. Evet. Güney sahillerine yaz gelmiş. Yaz mevsimi şu anda işte iç bölgelere ve Ege bölgesine ulaşmış. İstanbul'a ne zaman böyle satışları artarsa tamam diyorum. Türkiye'nin her tarafına yaz gelmiş. Evet. İstanbul'a ingeç yaz geldi. Doğru söylüyorsun. Kars tarafına falan gelmiyor zaten. Orada bahar yaşadıkları evet, için. Evet. Onlar bahar yaşıyor. Bu Sad and Seesaw gerçekten tam yan beyaz parfümü. Koku güzelliğinin yanında o yaza ışınlanma fikri ise harika. Kadınların vazgeçilmezi. Tek handikapı biraz performansı. Bu markanın genel olarak handikapı bu maalesef. Fakat koku güzelliğine diyecek hiçbir şey yok. Yaza ışınlanmak isteyen hanımların tercihi. Markanın bir diğer parfümü ise English Peer & Freesia. Sulu çiçeklerin ön planda olduğu harika bir parfüm yine English Peer & Freesia. Meyveli çiçekli seven hanımların en çok tercih ettiği parfümlerden markadan. Ben bu parfümü nasıl canlandırıyorum gözümde biliyor musun? Nasıl? Tam bir beyaz ten kokusu bu. Ya benim için öyle. Beni bana hissettirdiği koku öyle en azından. Beyaz tenli bir kadının o duru sakin tavrının arkasındaki koku bu olmalı. Kesinlikle. Zaten şimdi neden bahsediyoruz? Freesia'dan bahsediyoruz. Evet. Freesia bence bir gelin çiçeğidir bak. Çok net bir şekilde. Yani bembeyaz gelinliğini giymiş bir gelinin çiçeği olabilir. Evet. Şimdi bu parfüme baktığım zaman da armutun suyunun Freesia'nın üstüne düşmüş hali diyorum ben. Yani o çiçeksi hali sulu bir çiçeksilik evet. var parfümde. Nemli. Evet, nemli bir çiçeksilik hakim. Bu da tamamen o armutun lezzetinin, aromasının Freesia'ya bulaşmış hali olarak görüyorum ben. Güzel. Biraz önceki mesela söylemiş olduğun beyaz tenli kadın da evet. Bak bu parfüm de bir yaz parfümü mü? Net bir yaz parfümü. Evet. Bu Sea Salt bronzlaşmış bir kadının parfümü. Bu da tatile giden beyaz tenli bir kadının parfümü olabilir. Olabilir. Yani koku güzelliği o kadar güzel ki bence bahar ve yaz aylarına çokça yakışacak parfümlerden bir tanesi. İlla deniz kenarında olmasına gerek yok. Bence çok rahat bir ofis ortamında da, bir arkadaş buluşmasında da, akşamüstü bir yemekte de çok rahat kullanılabilecek hafif esintiyle kendini hissettirecek parfümlerden bir tanesi. Eğlenceli, cıvıl cıvıl. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Böyle hani böyle koku olarak o meyveli çiçeksi havanın vermiş olduğu o armuttan gelen tatlılık, tatlımsılık, işte o beyaz nemli çiçeklerle beraber tam böyle kadınların sevebileceği tarza evriliyor koku profili olarak. Kadınlar genelde böyle meyveli çiçeksiz şeyleri daha çok seviyorlar. Evet. Benim gözlemlediğim o. Çiçeksizliğin ön planda olup meyvelerle desteklenen bir parfümleri daha çok seviyorlar aslında. Evet. Hani şöyle diyorlar. Tatlımsılık olsun ama az gelsin. Çok tatlı olsun. Çiçeksi olsun ama çiçeksiler ön planda olsun. Yani a little middle in the middle gibi bir parfüm diyebiliriz İngiliz evet. bir freesia için. Markanın diğer lokomotiflerinden bir tanesi. Bahar ve yaz aylarına çokça yakışacak parfümlerden bir tanesi. Yine dediğimiz gibi markanın maalesef handikapı olan tazeleme yapılabilecek parfümlerden bir tanesi. Şimdi bak. Konuya gireyim ben mesela. Parfümlerin, Jo Malone parfümlerinin hepsi Eau de Cologne diye geçiyor. Evet, Eau de Cologne olmasından kaynaklı zaten. Eau de Cologne olmasından kaynaklı. Bir de artı olarak mesela bunu da çok sabitleyici notalar çok fazla kullanmıyor Jo Malone. Doğru daha çok doğal notalar kullanıyor. Doğal notalar da yani ne yaparsan yap içinde bir odunsuluk veya sabitleyicilik olmadıktan sonra çok fazla kalmaz. Zaten hani bizim dilimizde kolonya vardır ya. Hani bunlar da aslında bir kolonya türevi ama hani daha iyileri diyebilirim evet. ben. Kalıcılıkları fark ettikleri yani bence kendi skalasında, kendi tarzında hani iyi diyebileceğim tarzda olan parfümler. Bu parfümü kullanan bir kişi zaten ben sıkayım buram buram etrafa kokayım değil kendisine kokması için kullanan kişilerdir. Onu söylemeye çalışacaktım anne. Yani bu parfümü kullanan kişi ben etrafımda güzel kokayım işte. Yani kokusuyla rahatsız etmek istemeyen aynen. aslında. Sadece en yakınındaki kişinin belki kokusunu alabileceği, belki de kendisinin sadece kendisine kokmak isteyeceği tarzda. Parfüm kullanan kişilerin kullandığı parfümlerden bir tanesi Jo Malone parfümleri. English Peer de onlardan bir tanesi. Markanın bir diğer parfümü ise Pomegranate Noir. Çok net karanfil ve narın ön planda olduğu parfümlerden bir tanesi. Diğer Jo Malone parfümleri ne kadar yazlık kullanımı uygunsa bu parfüm bir o kadar sonbahar ve kış mevsimine daha uygun. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Evet. Bu parfüm kesinlikle erkek kullanımına daha uygun bir parfüm. Evet doğru söylüyorsun. Erkek kullanımına daha uygun. Sadece maskülen kokulardan hoşlanan kadınların da tercih edebileceği parfümlerden bir tanesi. Hatta ben bu parfümü neye benzetiyorum biliyor musun? Neye benzetiyorsun? Jubilation ama Jubilation 25. Evet. ve Mansera Hindikuş.
Evet, ikisini bana oldukça anımsatıyor. Hiç hindi kuş olarak düşünmemiştim. Bir kokla. Açılışı belki, evet. Değil mi? O meyvemsilik falan, hani o odunsu meyvemsilik diyeyim ben sana. O tarz taban olan parfümlere çokça yakınlaşıyor mesela. Çokça benzeşiyor. Bu benzeyen tarafları da tamamen ama Jubilation 25 ve Hindi Kuş'la beraber tamamen özdeşleşiyor. Peki ülkemizde kim meşhur etti bu parfümü? Ayşe Öz Yılmazel. Ayşe Öz Yılmazel bu parfümle ilgili köşesinde bir makale yazıyor. Hikayesi de tam olarak şöyle. Kanyon AVM'ye gidip arkadaşlarıyla deneme yapıyorlar. Jomelon mağazasına gidip bir erkek, iki kadın. Erkeğin üstünde deneme yapıyorlar. Bu parfümü sıkıyor erkek arkadaşı ve etrafında dönmeye başladıklarını, bu kokunun nereden geldiğini sormaya başladıklarından falan bahsediyor. Tüm gün o arkadaşının etrafında döndüklerini, o kokunun ne kadar güzel bir koku olduğunu falan bahsediyor. Ve ondan sonra Pomegranate Noir'in satışlarında bir ciddi iğme söz konusuymuş. Gerçekten koku güzelliği olarak diğer Jo Malone parfümlerinden farklı. Yani şu anlamda söylüyorum. Onlar mesela Eau de Cologne hissiyatını sana veriyor ama bu bir Eau de parfüm havasında. Aynen. Performansı falan ya Jo Malone'un içerisinde, Jo Malone parfümler içerisindeki en iyi performansa sahip olan parfüm. Evet. Hani buna Eau de Cologne demeye bir şahit lazım. Birçok Eau de parfümü cebinden çıkartabilecek potansiyeli var. Performansı çok üst seviyede. Zaten benzettiğim parfümlere bakarsan da onlar da performans bombası olan parfümler. Koku güzelliği de yine markanın ön plana çıkan parfümlerinden bir. Bak hiç unutmuyorum. Yıl 2016-2017 falan. O zaman işte forumlarda İşte yazı yazıyoruz, şey yapıyoruz falan. Bir anda ben işte Pomegranate Noir yazmıştım. Ondan sonra işte hani o Ayşe Öz Yılmazel'in işte bu parfümü ne kadar çok beğendiğini işte şeyde ondan bir alıntı alarak o alıntıyı da eklemiştim. Bir anda herkes Pomegranate Noir peşinde koşmaya başladı. Yani dedim ne oluyor? Ama alan herkes de beğeniyor. Çok memnun. O zaman Jo Malone markası zaten doğru düzgün daha duyulmamış hiçbir yerde. Daha niş markalara bile çok uzağız hani o zamanlar ki Jo Malone markası dediğim gibi. Zaten hani bizim Türk insanının baktığı zaman ya kolonya mı kullanacağız deyip bir kenara ayırdığı veya üstün körü baktığı parfümler oluyordu genellikle. Ama Pomegranate Noir tamamen bu algıyı yıkan parfümlerden bir tanesi oldu. Özellikle erkekler arasında bir ara bayağı bir popülerdi. Sonra o popülerliği yavaş yavaş gitti ama yine markanın en çok satan parfümlerin arasında her daim kendine yer bulunuyor. Özellikle erkekler tarafından bu markada en çok tercih edilen parfümlerden bir tanesi Pomegranate Noir. Evet beyler, siz de bu parfümü denemediyseniz ve markayı merak ediyorsanız deneme listenizi mutlaka Pomegranate Noir'i ekleyin diyorum. Eau de Cologne'dan çok daha fazlasını size sunuyor. Markanın bir diğer parfümü ise Nectarine Blossom and Honey. Bu parfüme bayılıyorum. Gerçekten koku güzelliği beni mest ediyor. Çünkü çok gerçekçi bir nektarin kokusuna sahip. Ben şeftaliye bayılırım. Şeftali kokusuna bayılırım. Nektarin kokusuna bayılırım. Bu parfümde o kadar gerçekçi size yansıyor ki daha ilk spreyden itibaren sanki bir meyveyi ağzınıza götürüyormuşçasına o burnunuza gelen ilk kokusu, o tatlı kokusu hatta. Çok gerçekçi ya. Gerçekten çok bak güzel. Bak şimdi şöyle var. İlk başta zaten nektarin çıkıyor değil mi yaz aylarında. Ondan sonra şeftali çıkıyor. Bir de Ağustos şeftalisi var. Yarma şeftali. O daha sonra çıkıyor. O sulu yani. O sulu. Bayağı sulu. Bu o aromasını çoğunlukla hissettiğimizde o kokan diyeyim ben sana. Nektarin ve o şeftali. İlk çıkan şeftalinin sulu olmayan bir şeftali bu. Daha çok aroması ön planda olan. Hani o ayırırsın böyle. O çekirdeğinden yükselen bir koku vardır. Onun kokusu diyorum ben buna. Çok güzel. Çok gerçekçi, çok güzel. Çok da lezzetli bir kokuya sahip. Peki mesela ben şunu düşündüm. Bundaki o honey nereden geliyor sence? Bence şeftalinin tatlılığından geliyor. Bir de erikten geliyor. Bak. Bence nereden geliyor biliyor musun? Nerede? Hani bu içinde bal olan çiçekler vardı ya hani hatırlıyor musun? Böyle beyaz çiçekler vardı böyle çıkartıp balını yediğimiz hani böyle kokladığımız. İçinde ondan mı var diyorsun? Bence kesinlikle ondan var ve hani ismi de ondan geliyor. Çünkü kokusunu şimdi sen sıkınca direkt burnuma o çiçeklerin kokusu geldi. Çok net bir şekilde. O çiçeklerin o balının kokusu geldi. Ya, normal bal kokusu değil. Çocukken çok koparırdık böyle balın ayırdık yerdik falan. Çok güzel Anto. Bu parfüm beni bilmiyorum. Diğer parfümlerden ziyade markadı. Yani Nectarine Blossom and Honey beni çok yükselten parfümlerden bir tanesi. Bir de ben bunu neye benzettim biliyor musun? Mesela markaya başlarken neyden bahsetmiştim? İşte oda kokuların yanında bir de banyo. İşte kokularından, işte aksesuar kokularından, işte yağlarından falan bahsettim. Bu parfümde mesela ben ne alıyorum biliyor musun bir de? Şampuan duş jeli efekti veya duş jeli efekti alıyorum. Çok net bir şekilde. Çünkü nemli bir hissiyatı da var. Yani zaten işte o duş jeli
hani genellikle meyveli oluyor dışarıları. Ve bu dediğin gibi o sulu şeftalinin tatlı lezzetli aroması sanki evet dışarılarını... Dışarılarını çok anımsatıyor. Ya saçlarıma falan sıkıyorum ben. Ben zaten o saçların üzerinden yükselen kokudan yola çıkarak evet, ben kokuyu tarif çok etmeye seviyorum. Çalıştım. Yani Nectar in Blossom hani markada benim en sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Yaş skalası olarak da bence her yaştaki kadının kullanabileceği tarzda, her ortamda kullanabileceği tarzda, kokunuzla rahatsız etmek istemiyorsanız, meyveli çiçeksi kokuları çok beğeniyorsanız bu parfüme göz atabilirsiniz hanımlar. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez parfümlerinden bir tanesi markada. Markanın bir diğer parfümü ise Penny Blush and Sweat. Şarkayık parfümlerini seven hanımlar, biraz daha yaklaşın. Çünkü özel çiçek seven hanımlar genellikle böyle işte atıyorum, freze parfümleriniz var mı? Şarkayık parfümlerinizden öneri alabilir miyim falan şeklinde geliyorlar bize. En fazla şarkayık deniyorlar. Evet. Kadınlar çok seviyor. Şarkayık'ın yani çok özellikle bir kitlesi var. Ben bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Yani nasıl bir çiçek öyle değerlendirelim? Zarif. Çok hoş bir kokusu olan, aynı zamanda dikkat çeken bir kokusu var. Hani böyle yani gizli gizli bağırıyor. Evet. Değil mi? Yani nasıl diyeyim, mesela dikkat çekmek istemeyen fakat dikkati çeken hanımların parfümü olabilir diyorum ben. İddialı oldu. Evet. Evet. Penny Blush and Sweat'ten bahsetmek gerekirse. Penny Blush Sweat aslında hani o sweat notası mesela kadınlar mesela işte deri sweat gibi notalar aslında biraz uzaktırlar. Fakat bundaki bir kullanılışı var. Yani çiçek öyle bir bütünleşmiş ki yani bir notanın yani deri gibi işte veya sweat gibi bir notanın bir parfüme, bir çiçek notasına bu kadar fazla yakışacağını hiç tahmin edemezdim. Ya mükemmel dengelemişler ya. Harika yapmışlar. Yani müthiş bir feminenliği var parfümün. Ama o müthiş feminenliği, o süet notasıyla beraber kalite hissiyatını çok fazla yükseğe çıkartmışlar. Süet de daha yukarıya çıkmış diyorsun. Evet. Şarkayık çok ön planda ilk baştan itibaren. Biraz daha ilerleyince... Yine meyvelerin mesela canlılığını da hissediyorsun. O enerjisini hissediyorsun. Hani böyle cıvıl cıvıl bir hanım parfümü diyorum ben parfüme. Şarkayık'a. Penny Blush and Sweat. Özellikle bahar ve yaz aylarının çokça yakışacak, kendi gibi zarif, duru ve güzelliği olan hanımların en çok tercih ettiği parfümlerden bir tanesi. Jo Malone markasının gizli hazinesi Penny Blush and Sweat. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu Jo Malone markasıydı. Biz bu videoyu çok keyifle çektik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Jo Malone markasından denediğiniz, merak ettiğiniz ya da kullanıp beğenmediğiniz parfümler neler? Lütfen yorumlara bırakın. Ayrıca bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.